Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde açılan Anlayarak Hızlı Okuma kursuna katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Bütün bu tekniklerin yanı sıra bu paragraf, birazdan paragraflara gireceğiz. Anlayarak Hızlı Okuma kursuna katılanlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Hayırlı olsun diyelim herkese. Vatanımıza, milletimize. Ordu Kültür Müdürlüğü tarafından desteklenen kursun eğitmeni, kişisel gelişim uzmanı Hicran Aktürk Tercan, Ordu'da ilk defa okuma alanında kurs açıldığını söyledi. Hayalimizdi Ordu'da bir hızlı okuma eğitimi verebilmek, paylaşabilmek. O emelimize ulaştık. İnşallah daha fazla kursiyerlerle devam ederiz diye düşünüyoruz. Siz bunun kursunu aldınız. Nerede aldınız kurslarını? İstanbul'dan aldım bu eğitimi ben. Ne kadar eğitim aldınız? Ne kadar eğitim aldık? Aynen 12 saatli eğitim aldık. Aktürk eğitimlerin kişiye kısa sürede iyi anlama ve yorumlama kabiliyeti kazandırdığına dikkat çekti. İlk kursuya bu kursumuz şu andaki buradaki eğitimcilerimiz ilk katılımcılarımızdır. Çok değerlidir onlar bizim için. Hiç bizi eleştirmeden, yargılamadan koştular, geldiler, zamanlarını ayırdılar, paralarını ayırdılar. Arkası inşallah katılımcılarla merak eden, arzulayan, bu eğitimi almak isteyen hizmet ayağınıza kadar geldi diyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Gürderen de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde 2011 yılında 160 tane etkinliğin yapıldığını söyleyerek Anlayarak Hızlı Okuma kursunun önemine dikkat çekti. Ordu Kültür Sanat Merkezi bildiğiniz gibi 2011 yılı Ocak ayında resmi açılışını faaliyetine başladı. Hatta 2011 yılı içerisinde bu binanın değişik noktalarında 160 değişik etkinlik yapıldı ve 108 bine yakın kişi de bu etkinliklere devam etti. Kitap okumanın ve anlayarak okumanın toplumların gelişimi için çok önemli olduğunu hatırlatan Gülderen, 28 Mart'ta da Ordu'da kitap fuarının açılacağını duyurdu. 2012 yılında da yine bu etkinlikler devam ediyor. İşte Hicran Hanım'ın daha önce kişisel gelişimle ilgili verdiği kurs vardı. Bugün hızlı okumanın sonuçlarını göreceğiz inşallah. Onun belgelerini vereceğiz. Bir de İsim çok ilginçtir orada. Sadece hızlı okuma değil, anlayarak hızlı okuma. O çok önemli. Yani hızlı okursunuz ama anlamadan okumanın da bir şeyi yoktur. Şimdi bu kursun zamanlaması da bizim açımızdan iyi oldu. Çünkü buradan bir müjde verelim. 28 Mart'ta Karadeniz Kitap Fuarı'nı düzenliyoruz. Burada yine Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde. İnşallah anlayarak hızlı okumayı başarıyla tamamlayanlar o fuardan da bolca kitap satın alır ve daha fazla kitap okurlar. Yapılan açıklamaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Şimdi hocamın sertifikasını verirken örnek olsun. 2-3 kelime konuşalım hocam. Siz öğretmensiniz. Evet. Fen Dershanesi'nde fizik öğretmeniyim ben. Evet. Niye böyle bir şeye gördünüz? Söyleyeyim. Yani benim şahsen ihtiyaç duymamın sebebi zaten normal günlük hayatımda kitap okuyan birisiyim. Okuduğum kitap sayısını arttırmak istiyorum ama gözlemlediğim şeye göre az okuyordum yani. Bir dakikada aşağı yukarı 150 kelime okuyordum. Bu kursun bitiminde daha 3 hafta bitmeden 300'e yakın kelimeye çıkardım. İnşallah bundan sonra egzersizleri yaptığımız zaman 500-600 kelimeye geleceğine ben inanıyorum. Daha önce yaptığımız şey, hatayı ben söyleyeyim mesela. Kelime kelime okuyorduk ve aynı şeyi anlıyorduk. Mesela bu kursun bitimiyle birlikte veya süresince artık yeni öğrendiğimiz tekniklerle okumaya başladığım zaman bakıyorum ki aynı şeyi anlıyorum ama daha fazla kelime okuyor, daha fazla kitap okumaya başladım. Özellikle kitap okumayı sevenlerin kursa ilgi gösterdiği gözlendi. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Her kitapta farklı hayatlar buluyorum. Bu kursu da ondan tercih ettim. Bizler ilköğretim 1. sınıfta okumayı öğrendiğimizi sanarak hayata serbest bırakılan bir sistemin parçasıyız. Ve ben bu sistemin parçası olmak istemediğimi fark ettim. Böyle de bir imkan çıkınca hep duyuyorduk ama maalesef gelmiyordu bu imkan. Teşekkür ediyoruz Hicran Hanım'a. Faydalı oldu mu bu kurs sana? Oldu. Arkadaşlarına ne diyorsun? Arkadaşlarıma ne diyorum? Siz de gelin diyorum.